Merhaba sevgili öğrenciler, ses olaylarını öğrenmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da ünsüz harflerle ilgili ses olaylarını öğreneceğiz. Türkçe'de daha önce de bir önceki videomuzda görmüştük. Sert ünsüzler vardı. Fıstıkçı şahap diye kodlamıştık bunları. Şimdi bizim bu öğreneceğimiz ses olayında bu ünsüzler ve bu kodlama bizim çok işimize yarayacak. Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi konusuyla başlayalım. Eğer Türkçe'de sert ünsüzle biten bir sözcüğe CDG yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek gelirse bu ekin başındaki CDG sesi de sözcüğün sonundaki sert ünsüze benzeyerek yani benzeşerek sertleşir ve C sesi Ç'ye, D sesi T'ye, G sesi ise K'ye dönüşür. Biz buna ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. Yani kuralımız nedir? Elimizdeki sözcük fıstıkçı şahap sözcüklerinin ünsüzlerinden biriyle başlayacak ya bitecek. Yani sert ünsüzle bitecek ve buna CDG ünsüzlerinden biriyle başlayan ek gelecek. Bu durumda ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi gerçekleşiyor. Örneğimizi görelim hemen. Açık sözcüğü sonu K sesiyle bitiyor, sert ünsüz. Buna ca eki gelmiş. Tabii biz buna açık ca demiyoruz. Ne oluyor? C sesi de K gibi bir sert ünsüze dönüşüp Ç oluyor ve açıkça diyoruz. Sepet sözcüğü sonu T ile bitiyor, sert ünsüz. D eki almış, yumuşak ünsüzle başlıyor. Ne olacak? Bu D de sert ünsüze benzeşip T olacak. Yani bizim sözcüğümüz sepet D değil, sepet T olacak. As sözcüğü S ile bitiyor, sert ünsüz. G ile başlayan bir ek almış. Ne olacak? Bizim G ile başlayan ekimizin ilk sesi K'ye dönüşecek ve bizim sözcüğümüz askı olacak. Sertleşmeyi bu şekilde fıstıkçı şahap ünsüzlerini eğer kodlarsak rahatça hatırlayabiliriz. Gelelim ünsüz yumuşamasına. Bu sefer aslında az önceki durumun tam tersinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine Türkçe'de bir sözcüğün sonunda süreksiz sert ünsüzlerimiz vardı ya, hani bizim PÇTK, bunları da ketçap diye kodlayabiliriz demiştik. Bu PÇTK ile biten bir sözcük varsa bunun yanına ünlüyle başlayan bir ek gelirse PÇTK sesleri yumuşuyor, BCDG ve yumuşak G'ye dönüşüyor. P sesi B sesine, Ç sesi C sesine, T sesi D sesine, K sesi ise G'ye ya da yumuşak G'ye dönüşür. Örneklerimize bakarsak daha kolay anlayabiliriz. Ağaç sözcüğü de sonu Ç, sert ünsüz. Ünlüyle başlayan ek geldi. I. Ünlüyle başlayan bir ek. Biz buna ağaçı demiyoruz. Ne yapıyoruz? Ç sesi yumuşayarak C sesine dönüşüyor ve ağacı diyoruz. Aynı şekilde renk sözcüğü sonu K, sert ünsüz. Ünlüyle başlayan ek geldi. Renki demeyeceğiz. K yumuşayacak. Rengi olacak. Sokak sözcüğü sonu K, sert ünsüz. A geldi ünlüyle başlayan bir ek olarak. Biz buna sokaka demiyoruz. Sokağa diyoruz. Yumuşadı. Yumuşak G'ye dönüştü bu sefer. Dolap sözcüğü ünlüyle başlayan ek aldı. Dolapı demeyeceğiz. Yine dolabı diyeceğiz. P, B'ye dönüşecek. İnat sözcüğü ünlüyle başlayan ek aldı. İnatı demiyoruz. İnadı diyoruz. T, D'ye dönüşüyor. Ünsüz yumuşamasının bir de bazı kuralları var. Bunları da hemen görelim. Öncelikle yine çok önemli bir kural, özel isimlerde yumuşama olmaz. Söyleyişte bazen oluyor ama yazarken kesinlikle bunu gösteremiyoruz. Zeynep'i, Zeynep'i diye diyoruz ama yazarken Zeynep'i şeklinde yazıyoruz. Yani P, B'ye dönüşmez özel isimse Zeynep'i doğru yazımdır, Zeynep'i yanlış yazımdır. Aynı şekilde Ahmet'i sözcüğü doğru yazımdır, Ahmet'i
D ile olan yanlış yazımdır. Özel isimlerde yazıda yumuşama gösterilmez. Yabancı dillerden Türkçe'ye girmiş bazı alıntı kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmiyor. Bunlarda yumuşama gerçekleşmiyor sevgili öğrenciler. Örneğin millet sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimiz zaman bakın sonu T ile bitiyor sert ünsüz ama biz bunu yumuşatıp da milleti demiyoruz. Yine milleti diyoruz. Milleti dersek yanlış olur. Aynı şekilde hukuk sözcüğü önüyle başlayan ek aldığı zaman hukuku demiyoruz, hukuku dememiz gerekiyor. Doğrusu budur. Diğeri hukuku dersek yanlıştır. Ahlak sözcüğü aynı şekilde ahlakı deriz. Doğru olan budur. Yumuşama yapmayız. Ahlakı dersek bu yanlıştır. Tek heceli sözcüklerin de bazılarında yumuşama olurken bazılarında yumuşama gerçekleşmiyor. Bu zaten söyleyişte de sizin fark edebileceğiniz, garipliğini fark edebileceğiniz bir durum olduğu için kendiniz de hangilerinde yumuşama yapıp hangilerinde yapmayacağınızı bulabilirsiniz. Örneğin süt sözcüğüne ünüyle başlayan bir ek getirip de südü dersek bu yanlış olur. Yine sütü dememiz lazım. Çöp sözcüğüne çöbü diyemeyiz. Yine çöpü dememiz lazım. Çöbü dersek yanlış olur. Saç sözcüğü için yani insanın saçı. Sacı dersek olmaz, saçı dersek doğru olur. Ama diğer yandan yumuşama olanlar da vardır. Örneğin kalp sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşar. Kalbim demeyiz, kalbim deriz. Kalbim dersek yanlış olur. Kalbim doğrusudur. Yani burada yumuşama gerçekleşmek zorundadır. Aynı şekilde gök sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşama gerçekleşir ve göğü deriz. Gökü dersek yanlış olur. Dip sözcüğü denizin dibi ya da kuyunun dibi dediğimiz zaman yumuşama yapmış oluruz. Dipi dersek yanlış olur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim bir başka ünsüzlerle ilgili ses olayı ünsüz türemesine. Ünsüz türemesi aslında dilimize çoğunlukla Arapçadan girmiş bazı sözcüklerde gerçekleşen bir ses olayı. Bu sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarında bulunan harf ikizleşir. Yani yeni bir ünsüz harf türetmiş olur sözcüğümüz. Biz buna ünsüz türemesi diyoruz. Hemen altında örneklerimiz üzerinden görebiliriz. Sır sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek, ın getirmişiz. Buna biz sırın demiyoruz. Yani senin sırın demeyiz, senin sırrın deriz. Dolayısıyla bir tane daha ünsüz harf, bir tane daha R sesi türetmiş oluruz. Aynı şekilde hak sözcüğü, bu benim hakkım demeyiz. Bu benim hakkım deriz. Yani bir K sesi daha türetmiş oluruz. Ünsüz türemesi gerçekleşmiş olur böylelikle. Şık sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman bu şıkı demeyiz. Bu şıkkı deriz. Öyle değil mi? Yani şu şıkkını, şu şıkkı işaretle, bu sorunun A şıkkını işaretleyin, A şıkkını işaretleyin demeyiz mesela. Burada da bir K sesi daha türemiş olur. Ünsüz türemesinin gerçekleştiği başka bir durum daha var. Bu da yine Arapça kökenli sözcüklerde. Fakat bu sefer ek getirince değil de birleşik fiil oluşturduğumuz zaman gerçekleşen başka bir versiyonu daha vardır. Nedir bu sözcükler, ekleyeceğimiz sözcükler? Etmek, olmak, eylemek sözcüklerini. Eğer biz bu sözcükleri ekleyip de birleşik fiil oluşturursak yine ünsüz türemesi gerçekleşebilir. Yani gerçekleşir burada. Örneğin af sözcüğü etmek fiili getirdik yanına birleşik bir fiil oluşturuyoruz. Biz buna affetmek demeyiz. Affetmek deriz. Bir F sesi daha türer. Zan sözcüğü yine etmek fiili getirdim. Zan etmek demeyiz. Zannetmek deriz. Bir N sesi daha türer. His sözcüğü etmek fiili getirdim. Hissetmek demeyiz. Hissetmek deriz. Bir S sesi daha türer ve bu sebeple de yani bir ses olayı gerçekleştiği için de bu sözcükler mutlaka bitişik yazılır. Bu önemli kurallarımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü ses olayları gerçekten yazım kurallarının da temel konularından bir tanesidir. Yazım yanlışı yapmamak için de ses olaylarını iyi bilmemiz gerekir, doğru kullanmamız gerekir gerektiği yerlerde.
Böylelikle biz 5. sınıfta öğrenilmesi gereken ses olaylarını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.